Size merhabalar arkadaşlar. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle son günlerde yapmış olduğum spor ayakkabılarımı paylaşmak istiyorum. Evet, şöyle kısaca bir göstereyim istedim arkadaşlar. Şöyle bir genel kaba taslak bilgi vereyim istedim. Evet, şu an karşınızda beyaz ve kırmızı spor ayakkabılarım var. İkisinin de eşi tamamlandı. Üçüncüye geçtim ben. Hatta üçüncünün de işini bitirdim. Birazdan size üçüncüyü de göstereceğim arkadaşlar. Üçüncünün eşine de bugün Allah nasip ederse çekim yapacağım. Ve ayrıntılı bir şekilde 2 numara makrome ipiyle spor ayakkabı nasıl yapılır size tane tane anlatmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar şöyle iki ayakkabının farkı nedir? İlk etapta bakıyorsunuz görüyorsunuz. Şöyle bakın. Şu ayakkabı makrome ile 2 numara makrome ile örüldü. Bu ayakkabı ise iki kat filo şiple örüldü. Model aynı, sayılar hemen hemen aynı. Yani %99 aynı. Farklı bir şey yok arkadaşlar. Sadece fark bakın. Şurada bir ters bir düz gittim. Burada ise ilk sık iğnenin üzerine sarma gittim. Tek fark bu. Bu iki ayakkabı arasında başka bir fark yok. Bütün her şeyi aynı. Evet bu ayakkabılarda arkadaşlar Hemen hemen tamamı sık iğne ve ters sık iğne yöntemleri kullanıldı. Ee, şöyle beyaz olan ayakkabımı aslında metal kuş gözleri koymayı düşünüyordum. Fakat boşluğuma geldi birden beyazları takınca mecburen ikincisinde beyaz takmak zorunda kaldım. Ee, bir kırmızı boncukla kapatarak hafiften bir renklendirmiş oldum. İçerisindeki tabanlı şimdi diğer eşinin içinden çıkarıp göstereceğim size arkadaşlar nasıl yaptığımı anlatacağım içindeki tabanlı çok güzel oldu doldurdum neredeyse konversin içerisini bu ayakkabıların ikisi de 38 numara dediğim gibi sayıları modeli her şeyi arkadaşlar aynı burada bağcığı yine kendim ördüm. 1 metre 10 santimlik bir bağcık yaptım arkadaşlar. Araya ip sararak yapmış olduğumuz bağcık var ya ondan yaptım. Makrome'nin içerisine bir kat filoş ipi katarak yaptım arkadaşlar. Biraz dikkatli bakınca aslında anlaşılıyor zaten. Evet. Burada da yine kırmızının içerisinde de patik keçesinin üzerine bakın beyaz kalın bir kumaş koydum, tığladım ve yerleştirdim yapıştırma yapmadım burada da ucuna beyaz boncuklarla kapattım ve bu iki ayakkabımız bitti evet sizden bu iki ayakkabı ile ilgili görüş bekliyorum arkadaşlar yani olumlu ya da olumsuz her ikisiyle de alakalı fikirlerinizi videonun altına yazabilirsiniz cevap vereceğim mutlaka evet şimdi şu beyazın içerisine bakın Bakın arkadaşlar. Normal kullanmış olduğumuz patiklik keçe. Üzerine bir tane daha ince eva. Üzerine kumaş ve tığladım. Hiçbirini yapıştırmadım birbirine. Hepsini üçünü de üst üste koyduğum zaman şu ucundan ve arka tarafından birer iple bağladım. Ondan sonra tığlamaya başladım. Herhangi bir yapıştırma olayımız yok arkadaşlar. Bir de şu var bu patik keçeleri Tam konvers taban, e, tabana uygun. Herhangi bir kesme işlemi yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Ve e, bunu da nereden bulabilirsiniz? Bakımlıayakkabılar.com sitesi veya da Bakımlı Ayakkabılar Instagram'da bulabilirsiniz. Ben onlardan aldım. Son derece kaliteli arkadaşlar. Bir buçuk yıldır kullanıyorum, makineye atıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Hakikaten çok kaliteli ve çok da uygun fiyatları. Bakımlıayakkabılar.com sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz. Evet ben şimdi size üçüncü ayakkabımı inşallah çekim yapıp ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hemen onu da göstereyim. Ya da şöyle göstereyim. Hiç bunları kaldırmadan. Bakın burada yine bu da 38 arkadaşlar. Siyah taban üzerine gri simli makrome ipi. Şunu söyleyeyim. Simli makrome simsiz olandan biraz daha kalın bir tık daha kalın arkadaşlar ve biraz daha sert Evet ama çok güzel oldu renk uyumu harika oldu siyah üzerine gri simli iple e, siyah kuş gözleri çok çok güzel bir görüntü çok güzel bir kombin oluşturdu arkadaşlar burada iki tane siyah boncukla kapattım dediğim gibi 5 delikli e, spor ayakkabılarına bağcığımız 1 metre 10 santim Evet yine arka tarafta bir yükseltme hepsinin bakın üçünün de modeli aynı aynı yöntemi uyguladım sadece dediğim gibi bu simli makrome bu simsiz makrome bu da 9 katlı ip iki kat yapıldı yani 18 katlı iple örülmüş gibi düşünün bu şekilde Evet ayakkabılarla ilgili artık yorumları size bırakıyorum Ben size bugün Allah kısmet ederse bunun işine başlayacağım ve hiç merak etmeyin ayrıntılı bir şekilde tane tane anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.